Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni. İşte hafızalara kazınan bu cümle Fethin habercisi oldu. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Fethin 570. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli programlarla kutlandı. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberi. ...70 yıl evvel bugün bir çağ kapandı, diğer çağ açıldı. İstanbul'un fethi bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk durak Fatih Camii'nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ydi. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u. Bundan tam 570 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u, kadim şehri fethetti. Fethin 570. yılı ise dualarla anılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da fetih kutlamaları kapsamında Fatih Camii'ndeydi. Türbeye girdi, dualar etti. Bugün de yine o büyük komutanın huzurundayız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundayız. Hem Fatih Sultan Mehmet Han'a hem o fethi gerçekleştiren bütün ecdadımıza, aynı zamanda fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerine ve huzurunda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerine dua ettik. Fethin yıl dönümünde en sembolik adreslerden olan Ayasofya Camii de hayli yoğundu. Fethin 570. yılı İstanbul'da farklı programlarla kutlanıyor. Ayasofya Camii'nde mevlid okutuluyor. 7'den 70'e yüzlerce kişi Ayasofya Camii'ni doldurdu. Ben buraya bugün şu İstanbul'un fethi, Fatih olan fethin senin şeysine geldim. Hani kutlamak için. Ben Osmanlı'nın torunuyum ben yavrum. Nasıl şey, bizim ecdadımız bak bütün dünyanın hayran kaldığı altın yazılarla yazılmış şanlı tarihimizi biz unuttuk yavrum. Allah hepsine rahmet eylesin. 570 yıl önce burada Fatih Sultan Mehmet ve silah arkadaşlarının namaz kılmış olması biraz farklı hissettiriyor gerçekten. Bugün Ayasofya'ya İstanbul'un fethini idrak etmek için geldik. Çocuklarla birlikte. Sakarya'dan geldik. Sakarya'dan geliyoruz. Elbette tarihin yaşandığı mekanlarda öğrensinler diye.